olmuştu. Sayın Şentop şöyle bir cümle kurdu bugün. 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini o gece yaşananları teferruatıyla biliyoruz. 15 Temmuz gecesi ne olduğuna milletçe şahidiz. Elbette o gece ne olduğunu bilmek mühim bir lüzumdur. Fakat asıl üzerinde durulacak husus 15 Temmuz'da gerçekleşen hain girişimin sebepleridir. Biraz geçmişe dönük de bir atış yaptı. Bunlardan bir tanesi bu. Yani yıllar içerisinde şu ya da bu şekilde devletin içerisinde yerleşmiş, işte soruyu çalmış, atamayı yapacak olan adamlar kendisinden, atanacak olan adamlar kendisinden. Mahkemeler bazı hukuk bürolarında hazırlanmış. Mahkeme dosyaları hazırlandıktan sonra bunlar o zamanlar söyleyenler vardı. Sonradan bunlar ayan beyan ortaya çıktı. Sonra polis işte bir abi gelmiş veya cemaatin bir yerindeki imamı gelmiş demiş ki şunu alacaksın felanca organize suçlar bu operasyonu yapacak felanca dosyayı şu mahkemeye götürecek ve felanca adam tutuklanacak. Şimdi bunlar hayal değil, hikaye değil. Dolayısıyla çok ağır bir tabloyla mücadele ettik. Şunu herhalde hiç kimse söyleyemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin, bizlerin FETÖ'yle mücadele konusunda gerçekten kararlı bir şekilde durduğumuz ve bu anlamda da çok büyük bir mücadele verildi. Can pahasına bir mücadele verildi. Ortadadır. Daha iyi bir mücadele verilsin diye aslında burada herkesin bunları söyle. Bundan tabii, sonra da o yüzden benzer şeyler ortaya çıkmış. Çıkarmamız gereken ders, işte eleştiriler. Evet, ne noktada bence de yani, önemli. Mücadele bitti. İddiaları var çünkü. Yani, mesela Sayın Ahmet Zeki Uçok çok kısa bir süre önce bir röportaj vermişti. Ya FETÖ'yle mücadele bitti demişti. Böyle bir algı da. İçişleri Bakanlığı 30 Temmuz'a evet. kadar böyle tarih vermiş. Evet. O KHK'nın uzatılmaması ile ilgili galiba değil mi? Bitiyor Temmuz sonunda. Evet. Yani şimdi bu KHK'lar meselesi, KHK olağanüstü demin de sordunuz. Yani o günkü şartlar içerisinde binlerce, yani belki on binlerce insan ve çok etkili yerlerde, yargının içerisinde. Siz FETÖ'yle mücadele edeceksiniz. Yargının bütün ana başları FETÖ'cü. Nasıl yapacaksınız bu mücadeleyi? Mecburen KHK ile burada işlem yapmak zorundasınız. Mahkemeye verip vesaire bunların süremesi uzun bir süre alacaktır. Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet içerisinde de. Dolayısıyla KHK bir zorunluluk olarak ortaya çıktı. Olağanüstü şartlar içerisinde ortaya çıktı. Belli bir sonuç alındı. Önemli bir miktarda sonuç alındı. Rakamlar şu anda önümde değil ama tek tek bunların her kurumdan kaç kişinin çıkarıldığı aşikar bir şekilde ortadadır. Ancak benim şahsi kanaatim şu. Bu kadar yıldır devletin içerisine giren, her kurum ve kuruluşun içerisinde giren olan siyaseti de, yargıyı da vesaire, polisi de, emniyeti de diğer birçok kurumu da bir şekilde etkilemiş olan bir terör grubundan hele hele takiyeyi çok iyi kullanabilen, yani karda yürüyüp ayak izlerini belli etmemeyi başarabilen bir gruptan geriye sağda solda birileri kalmış mıdır? Bilmiyorum ama kalmıştır diyebiliyorum rahatlıkla. Yani sağda solda birileri kaldıysa da bununla mücadele etmek devletin kurum ve kuruluşlarının başta istihbarat birimleri olmak üzere vazifesidir. Zaten bakıyorsunuz bu kadar binlerce insanın bir şekilde KHK'larla uzaklaştırıldığı kurumlarda hala operasyonlar devam ediyor. Hala yeni bazı yöntemlerle mesela ardışık telefon aramaları gibi yöntemler ortaya çıkıyor ve kimin kimlerle irtibatlı olduğu meselesi. Böylece bu operasyonlar devam ediyor. Bunu sadece FETÖ olarak görmemek lazım. FETÖ ama çok bu anlamda devlete sızmakta olağanüstü organize olan bir kurum olarak, bir terör grubu olarak, terör örgütü olarak ibret alınması, ders alınması gereken bir sonucu ortaya çıkardı. Şöyle bir eksiklik olduğunu düşünüyor musunuz? Yani söylediniz, tutuklamalar devam ediyor, operasyonlar devam ediyor. İşe sadece güvenlik bürokrasisi üzerinden bakıldığını düşünüyor musunuz? Şöyle Adalet Bakanı dedi ki şu ana kadar 117.208 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 87.519 kişi beraat etti. Cezaevlerinde 19.300 FETÖ-PYD'den tutuklu mahkum var. Yakalanmamış da 29.000. Şu ana kadar da yaklaşık 300.000 kişi hakkında galiba soruşturma başlatıldı. İçeriye girenler, çıkanlar, suçlu olanlar, beraat edenler, hepsi dahil söylüyorum bunu. Çıktıklarında nasıl bir motivasyonla çıkıyorlar? Mesela bunu araştırıyor musunuz? Böyle bir sosyolojik çalışma var mı? Tabii. Diyanet mesela bununla ilgili bir şey yapıyor mu? Yani bu insanlar çıktıklarında ya biz yanlış bir işin içinde miymişiz diyorlar yoksa daha konsolide mi oluyorlar? Şimdi travmayı sadece biz değil onlar da yaşıyor. Tabii. Yani. Bir tür küt tabii. yapılar genelde tabii. tarihsel süreç içerisinde de böyle tutuklanmak ve bırakılmak bir çözüm müdür? Şimdi ya da beraberinde bir kini, o kin duygusuyla hareket etmeyi de getirirse bu da Türkiye var. İçin yani, tehlike en nihayetinde. Doğru, doğru ama ileriki zamanlar için. Buradaki karşı karşıya kaldığımız örgütün en temel belki üzerinde hassasiyetle durulması gereken noktası tırnak içerisinde görünürde dindar bir grup olması.
dini bir cemaat olması. Dolayısıyla 85 milyon %99'u, %95'i Müslüman olan bir milletten bahsediyoruz. Şu anda bu şekilde herkesin kendisi dini inançları, ibadetlerini yerine getirmese bile inançlara sahip olan bir millet ve çok rahatlıkla bunun üzerinden insanları kanalize edebilmiş, örgütleyebilmiş, kandırabilmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Ama icraatlarını yaparken de tamamıyla seküler bir istihbarat örgütü gibi davranmasını becerebiliyorlar. İşte tehlike de tam bu. Ve pusu kuran. İstediği şekilde pusu kurabiliyor. Her şey mubah. Dolayısıyla burada yani bence bir kere daha buradan bu çağrıyı yapalım. Herkes samimiyetle siyasetin içerisinde, bürokrasinin içerisinde, şu partide, bu partide herkes samimiyetle şapkasını önüne koyarak düşünmesi lazım. Bu mesele bizim çocukluğumuzdan beri, bizden önceki dönemlerden beri hep var olan bir şeydir. Devleti ele geçirmeye çalışmak. Bir takım grupların böyle histerik şeyleri vardır. Ama sonuçta devlet hizmet edilecek bir yerdir. Ele geçirilecek bir yer değildir. Hele hele böyle bir takım ezoterik örgütler, içe kapalı örgütlenmelerle, yani bir de dini örgütlerden bahsediyorsak burada Diyanet'e belki büyük bir sorumluluk düşüyor. Ya kusura bakmasınlar, biz yeni Müslüman olmuş bir millet değiliz. 1100 senedir Müslümanız ve Müslümanlığı çok iyi bir şekilde yaşayan bir milletiz. Bu milletin gelenekleri içerisinde olmayan şeyleri, mesela yalan söyleyerek kendisini gizleyebilmeyi, kendisinden olanı kendisinden olmayan Müslümanlardan ayırt ederek onunla başka bir hukuk geliştirebilmeyi Allah aşkına hangi kitaptan alıyorlar? Böyle bir şey yok. Bütün bunların hepsinin üzerine Diyanet Camiası'nın, İlahiyat Camiası'nın gitmesi lazım. Geçmiş dönemlerde FETÖ'nün elebaşı kalkıp bana işte Cebrail gelse dese ki felanca partiye oy verme, felanca partiye oy verin dese kovarım onu. Hadi git oradan derim. Sen de kim oluyorsun derim. Yani bu kadar açık bir dini itikatla çelişen bir sözü söylerken neredeydi bizim hocalarımız, bizim Diyanet Camiamız, bizim efendim işte ilahiyat camiamız? Karşı çıkanlar oldu ama topyekun buralarında gözden yeniden geçirilmesi lazım. Mehmet Akif, KHK'lardan bahsederken ve siz de o zaman dediniz ki o kadar çoktu ki yargı mensupları vardı, eğitmenler, öğretmenler, işin içinde birçok işte emniyetten birçok kişi. Ama şimdi bakıldığında bunlar buraya kendi kendilerini atamıyorlar. Doğru mu? Doğru. Yani bir şekilde ya kimliklerini gizleyerek ya da öyle bir dönem oluyor ki, oldu ki işte mesela biz FETÖ terör örgütü diyoruz bugün 15 Temmuz ve 17-25 Aralık sonrası ve 15 Temmuz o kanlı hain darbe girişimi sonrası. Ama öncesinde işte Fethullah Gülen'e yakın isimler hemen hemen biliniyordu. Hem medya camiasında hem dışarıda, çevremizde, yakınlarımızda. Yani Türkiye'de her yerdeydiler çünkü. Yani bugün şöyle bir tehlike var mı yine bu cemaatler ya da tarikatlarla ilgili? Çünkü o gün baktığımızda işte bu kadrodan burada deniyordu mesela. Hep bu eleştiriler gelir. Bu kişi bunlara yakın olduğu için burada. O yüzden kendi başlarına yerleşmediler. Bir kısmı kimliklerini gizleyerek ama tam tersi o kimliğiyle tayin ve terfi alanlar da oldu. Şimdi bugün böyle serzenişler ve eleştiriler var. Belli kurumlarda, belli tarikatların etkisi noktasında. Ben bugün FETÖ'yle mücadele noktasında eksikler derken siz dediniz ki Hülya Hanım asıl eksiklerle birlikte çıkarmamız gereken dersler var. Acaba bunlardan biri de bu olabilir mi? Yani birisi kesinlikle tekrar onu söylemek isterim. Yani kesinlikle bu işin bir iki tarafı var. Bir sağa sola bizim adamlarımızı yerleştirelim. Evet. Yok böyle bir şey. Evet. Devlet kimsenin babasının malı değil. Hı hı. Devlete liyakatli, ehliyetli ve devlete sadakatli, millete sadakatli insanları yerleştireceğiz. Bu şu görüşten olabilir, bu görüşten olabilir. Bu işin seküler kısmı, yani işin teknik kısmı, işin devlet yönetimiyle ilgili kısmı. Ama işin dini şeyle tarafıyla ilgili olan kısmı da, yani biz bizim dinimiz bu kadar yıldır bu dini yaşayan bir milletiz ve bütün kurumlarımız bizim açıktır. Yani camilerimiz açıktır, okullarımız, medreselerimiz açıktır, geleneksel kurumlarımız itibariyle söylüyorum. Dergahlar, tekkeler açıktır ve buralar kapısı gelene de gidene de açıktır. Yani içeridekiler ayrı bir kitle, dışarıdakiler ayrı bir kitle değildir. Ayırt eden o aslında Türkiye'nin yaşamış olduğu İslami gelenekten, irfan geleneği dediğimiz o yoldan ayrılmış olur. Hele hele gizleyerek, inançlarını gizleyerek, inanmadığı şeyleri inanıyormuş gibi göstererek, inandığı şeyleri de örtmeye çalışarak varlığını sürdürmeye çalışmak bizim Anadolu topraklarında bu coğrafyada yaşadığımız, bin küsur senedir yaşadığımız bu nezih İslami anlayışa da uymaz.